Hayır. Alkışı kesmeyelim arkadaşlar. Alkış dedik. Dinle! Dinle! Arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün yine bir aradayız. Sıkıntılarımız artarak devam ediyor. Hayat pahalılığı, satın alma gücümüzdeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, kamu iş yerlerinde ücret dengesizliği, işsizlik, güvencesiz çalıştırma, kayıt dışı ve mülteci istihdamı gibi sorunlar, başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünün yaşama şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir hazırlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek için önce geçtiğimiz ay 81 ilde basın açıklaması yaptık. Ardından 26 Ağustos'ta Tekirdağ Çerkezköy'de, 3 Eylül'de ise Zonguldak'ta on binlerce işçinin katıldığı mitingler yapıldı. Sesimizi duyurmak istedik. Sağduyulu davranmaya gayret ettik. Diyalog kapılarını açık tuttuk. Ancak bir sonuç alamadık. Sürekli sabırlı olmamız istendi. Ama bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüz binlerle söyleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte Ankara'da 500 bin kişi katılacağı bir miting hazırlığı içerisindeyiz. Orada daha güçlü bir şekilde taleplerimizi dile getireceğiz. Ekonomik krizin bedelini işçiler olarak biz ödemeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa, her şeye her gün zam geliyor. Dün aldığımızı aynı fiyatla bugün alamaz olduk. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalama asgari ücretin üzerine çıktı. Dostlar, arkadaşlar, geçmiş yıllarda ekonomik krizler yaşandı. Geçim şartları ağırlaştı. Ancak bu dönemde olduğu kadar yoksulluk görülmedi. İşçiler mağdur olmadı. Enflasyon kadar ücret zammı yoksulluğun sürmesidir. Yaptıkları her harcamada KDV'si, ÖTV'si olmak üzere ödediği dolaylı vergi var. Vergi sisteminde acil olarak düzenleme yapılmalıdır. Kamu kesimi, toplu iş sözleşmelerinde yaşanan sıkıntıyı hepimiz biliyoruz. 2023 yılında çerçeve anlaşma protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmesi enflasyon karşısında hükmünü yitirmiştir. Enflasyonun yüksek olması sebebiyle ücretler erimiş, kamuda ciddi bir ücret dengesizliği ortaya çıkmıştır. Uygulanan sosyal güvenlik sistemi nedeniyle enflasyon farkının yüksek olduğu bu dönemde 2024 yılı içerisinde emekli aylığı talebinde bulunanların emekli aylıkları 2025 yılında başvuracakları göre daha fazla olacaktır. Yaşasın ekmek, barış ve özgürlük mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın FETÖ'müz.